Şunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum becerebiliyor muyum? Dünyada varoluşumuzun ana hedefi ve gayesi ibadet diyoruz. Güzel. Ben biraz daha anlaşılacak dile çevirmeye çalışıyorum. Allah'ın mülkündeyiz şu anda. Yeryüzünün tamamı Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkünde Allah'ın yasaları doğrultusunda bir hayat sürmekten mesulüz. Sınav bundan. Millet zannediyor sınav sadece namazdan. Namazı kıldın mı tamam zannediyor. İbadetlerin özü namaz ya. Allah da bizi madem ibadet için yaratmış, namazı kılıyorum daha ne istiyorsunuz zannediyor. Tekrar ediyorum. Allah'ın mülkünde Allah'ın yasaları, ilkeleri doğrultusunda hayat sürmekle mükellefiz. Bundan sınava tabi tutuluyoruz. Ferdi hayatımızdan tutun, aile hayatımıza varıncaya kadar, toplumsal hayatımıza varıncaya kadar, devlet düzenine varıncaya kadar Allah'ın yasalarına uygun mu değil mi? Sınav bundan. İşimiz aslında çok zor. Biz işi çok basite indirgeyip namazla işi kapatmaya çalışıyoruz. Kur'an bir dağa inerse o dağ nur dağı olur. O Kur'an bir şehre inerse o şehir Mekke olur. O şehir mükerreme olur. O Kur'an bir aya inerse o ay 12 aya sultan olur. O Kur'an bir geceye inerse o gece vallahi bir ömre bedel Kadir gecesi olur. O Kur'an bir insana inerse o insan Hazreti Muhammed olur. Vallahi Mustafa olur. O Kur'an ve o Kur'an'ın içindekileriyle bir insan amel edersin. Kur'an'ın adamı olursa, Kur'an'ın kadını olursa, Kur'an'ın delikanlısı genci olursa, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanırsa, Kur'an'ın gösterdiği yolda bir hayat sürerse, artık o adam nasıl bir adam, o kadın nasıl bir kadın, o delikanlı nasıl bir delikanlı, o kız nasıl bir kız olur, varın bunun hesabını siz yapın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Gülhane Camii'mizin güzide ziyaretçileri, şerefli Müslümanlar, Bakara Suresi 161 numaralı ayetimizde Allah'ımız innellezine keferu, kâfirlere gelince bizim ayetlerimizi inkar edenler. Aslında kâfir inkar eden değil de hakkı inkar eden, gerçeği kabul etmeyen, gerçeğin üstünü örten. Gerçek bir tane. Doğru çoktur. Gerçek bir tanedir. İki kere iki, dört. Bunun başka bir ihtimali var mı? Dün de dörttü, bugün de dört, kıyamete kadar da dört. Buna biz hak diyoruz. Değişmeyen gerçek. Kur'an'ımızın ve sünnetin, İslam'ın, diğer bir ifadeyle şeriatın bütün ilkeleri haktır. Yani değişmez. Namaz bugün de farz, dün de farzdı. Yarın da farz. Bunun başka bir versiyonu yok. Ancak doğru değişebilir. Şu anda birisi şemsiye ile geçse dışarıda bu ne yapıyor deriz ya, hava çok sıcak değil. Yani bir şeyin doğru olması için şartlara bağlı. Hak ise şarta bağlı değil. Şartlar ne olursa olsun değişmeyen gerçeğin adı haktır. Hakkı inkar eden, gerçeğin dışında bir şeyi kabullenen kimse kafirdir. Tek doğru da budur, tek doğru. Bunun dışında başka bir doğru yok. Hak. Müslümanlara bir anlatabilsek şu meramımızı. İnsanlarımız İslam'ın dışında başka şeyleri de doğru zannediyorlar. Kurtuluş zannediyorlar. Müslümanım ve ne? Ve ne ya?
Müslümanım dedin ya, vesi ney? O vesi de aklı sıra onunla İslam dışı bir şeyi daha kabullenmiş. Öyle kurtulacağını zannediyor. Müslümanların bugünkü açmazı. Bir adam, şiddetli bir yağmur yok. Bir güneş yok. Şemsiye ile geçse problemli var herhalde bunun deriz yani. Doğru mu? Şemsiyeyi tutacak şart oluşmadan şemsiye ile gezmek akıl kârı değil. Yanlış yani. Doğru çok olabilir Müslümanlar. Ama hak bir tanedir. Onun için kimin hangi görüşü, hangi eylemi doğru veya yanlış? Kıstas bu. Ölçü bu yani. Nasıl ki mesafenin ölçümü varsa, metre varsa, nasıl ki ağırlık ölçüsü tartıysa, fikirlerin, düşüncelerin doğruluğu, yanlışlığında ölçüsü Kur'an'dır ve sünnettir. Artık mecbur kalıyoruz Kur'an ve sünnet demeye, mecburuz bunu söylemeye. Oysa ki Kur'an-ı Kerim peygamberimize gönderir hep. Allah'a itaat edin, edelim. Der ki Rabbimiz, peygambere de itaat edin. Eğer peygamberin sünneti bugün günümüze kadar doğru ulaşamadıysa, uydurmaysa, o zaman bugün peygambere itaat diye bir şey söz konusu olmaması lazım. Öyle şeytanca şeyler duyuyoruz ki çıldırmamak elde değil. Dün bir vaazımı paylaştım, Miraç Kandili, Miracı özetledim. Cuma vaazımdı. Bilerek Miraç yazıyorum, bilerek. Allah'tan Miraç Kandili diyor bizim halkımız. İsra Kandili falan demiyor. Adam İsra'yı kabul ediyor. Subhanellezî esra, Kur'an'da yazıyormuş ya. Miraç diye bir şey yok diyor. Nereden yakarsan yak. Pekala, Miraç yoksa peygamberimizin bir gece yarısı Mekke'den Mescid-i Aksa'ya götürülmesinin anlamı nedir? Yani ne anlatmak istemiş Allah'ımız bununla bize? Değil mi? Onun için Müslümanlar, müminler, peygamberimiz 120 bin ashabına hitaben yaptığı veda konuşmasında ashabım size iki şeyi bırakıyorum. Kur'an ve benim sünnetim buyuruyor. Bunlara sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. İkisinden birisini bırakırsanız yollardan yol beğenin. Allah'ımız Kur'an diye diye sapıtanlardan eylemesin. Rabbimiz istikametten ayırmasın. İnnellezîne keferû, kafirlere gelince. Ne demekmiş kafir? Hakkın üstünü örten, hakkın dışında başka şeyleri hak kabul eden kimse. Hak gerçek bir tane, bir tane. O da Kur'an'ın ölçüleri. Buna uyduysa doğrudur. Uymuyorsa batıldır. Hükmü yoktur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kafirlere gelince وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارِ. Sadece kafir olarak kalsa, bir de kafir olarak ölmüş olanlara gelince. Kafir, bir de Allah'ın verdiği bütün hayatı kafirlik üzere ezmiş geçmiş. Kafir kalmış. Kafir olarak can vermiş olanlara gelince. Kafir olmuş, kafir yaşamış, son nefeste de kafir olarak canı çıkmış gitmiş adamın. Ulaike aleyhim, onların üzerine olsun. Ne olsun? Lanetullah. Allah'ın laneti kafirlerin, kafir yaşayanların ve kafir ölüp gidenlerin üzerine olsun. Kafirler melundur desem doğru söylemiş olur muyum? Ayet-i kerimeye göre öyle kardeş. Kafirler melundur.
Mel'un ne demek? Lanet ne demek? Allah'ın rahmetinden hiç nasibi olmayan kimse demek. Allah kafire rahmet etmeyecek. Neden Allah kafire lanet etti? Mantığı neyi? Sebebi neyi? Allah diyor ki, kullarım bu matematiğin diyor, kurallarını belirleyen benim. Matematik gibi. Hayatınızdaki ölçüleri de diyor, size en uygun ölçünün ne olduğunu tek ben biliyorum. Sadece ben biliyorum. Bu ölçülerimin dışındaki şeyleri doğru kabul edenler lanettir diyor. Onlara acımayacağım. Şunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum becerebiliyor muyum? Dünyada varoluşumuzun ana hedefi ve gayesi ibadet diyoruz. Güzel. Ben biraz daha anlaşılacak dile çevirmeye çalışıyorum. Allah'ın mülkündeyiz şu anda. Yeryüzünün tamamı Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkünde, Allah'ın yasaları doğrultusunda bir hayat sürmekten mesulüz. Sınav bundan. Millet zannediyor sınav sadece namazdan. Namazı kıldın mı tamam zannediyor. İbadetlerin özü namaz ya. Allah da bizi madem ibadet için yaratmış, namazı kılıyorum daha ne istiyorsunuz zannediyor. Tekrar ediyorum. Allah'ın mülkünde Allah'ın yasaları, ilkeleri doğrultusunda hayat sürmekle mükellefiz. Bundan sınava tabi tutuluyoruz. Ferdi hayatımızdan tutun, aile hayatımıza varıncaya kadar, toplumsal hayatımıza varıncaya kadar, devlet düzenine varıncaya kadar Allah'ın yasalarına uygun mu değil mi? Sınav bundan. İşimiz aslında çok zor. Biz işi çok basite indirgeyip namazla işi kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi devlet dediğin anda bir yerlere uzanıyor. Ya bu hoca ne diyor? Din ayrı, devlet. Sanki Kur'an'da bir ayet bu ha. İslam devletin yasalarını da belirlemiş. Bizim Allah'ımız öyle bir Allah Celle Celaluhu. İslam'ın da Hristiyanlıktan tahrif olmuş diğer sapık dinlerden yegane farkı budur. Devlet yasalarını da İslam belirlemiş. Bunu bize bırakmamış. Namazı Allah belirleyecek. Devlet de kafana göre takıl diyecek. Böyle bir şey olamaz. Herkesin istediği adalet değil mi? Herkes adil muamele görsün istiyor. Bu adalet nasıl sağlanacak? Hangi kanunlar olursa adalet sağlanmış olunur. İsviçre'den gelen kanunlar mı bunu sağlar? Almanya'dan gelen kanunlar mı? İtalya'nın kanunları mı? Norveç'in, Finlandiya'nın kanunları mı? Hangi kanunlar mutlak adaleti sağlayabilir? Yoksa Allah'ın yasaları mı mutlak adaleti sağlayabilir? Tabii böyle deyince itirazlar gelebilir. Ya hoca öyle diyorsun da sen. Arabistan hali ortada. İran ortada. Bize bir takım böyle köhne, çağ dışı, orta çağ karanlığının bağnazlıklarını şeriat İslam diye takdim ediyorlar. İslam'ın bunlarla uzaktan yakından alakası yok. Asla o değil. E o zaman sen ne bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun? Ben asr-ı saadeti örnek gösteriyorum. Ben Osmanlı'yı örnek gösteriyorum. Ha eksikleri vardır, uygulamada eksikler olabilir. Vallahi öldükten sonra çok çetin bir hesapla karşılaşacağız. Aklımızın ucundan bile geçiremediğimiz bir hesap karşımıza çıkacak. Ya Rabbi böyle miymiş diyeceğiz. Niye bize kimse bunları söylemedi dünyada diyeceğiz. Allah'ımız işlerimizi kolay etsin ya Rabbi. Lanet demek Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Allah o kimseye hiç acımayacak, gözünün yaşına bakmayacak demek. Allah diyor ki doğru budur, gerçek budur. Beyefendi çıkıyor diyor, Allah sen ne anlarsın bu işten? Haşa! Bu anlama gelmiyor mu? Bunu ben daha iyi bilirim. İşte buna biz kafir diyoruz. Allah da diyor ki, benim uluhiyetimi yoktan var ettiğim, diyor kul bir damla sudan meydana getirdiğim,
Kişi bana kafa tutacak. Benim yasalarımı kabul etmeyecek. Ben sana diyor gösteririm. Merhametimden zerre bulamayacaksın. Seni öyle bir benzeteceğim ki. Ulaike aleyhim lanetullah. Allah'ın laneti, hakikati, hakkı, Allah'ın koyduğu ölçüleri kabul etmeyenlerin üzerine olsun. Yeter mi? Vel melaiketi. Yani hacmin büyüklüğü anlaşılsın diye Cenab-ı Hak meleklerim de diyor onlara acımayacaklar. Zaten cehennem zebanilerini Rabbimiz anlatırken ne diyor? لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar asla Allah'a isyan etmezler. Allah ne emretmişse onlar harfiyen onu yerine getirirler. Aman ya Rabbi. Cehennem dile gelir. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ O gün cehenneme deriz ki هَلِمْ تَلَأْتِ Cehennem doldun mu? Yerin var mı? Ne dese iyi cehennem. وَتَقُولُ Cehennem şöyle karşılık verir. هَلْ مِمْ مَزِيدٍ Ya Rabbi başka yok mu? Seni nasıl tanımaz bunlar? Senin koyduğun ölçülerin dışında nasıl başka ölçüleri doğru, gerçek kabul edebilirler? Ya Rab, sen bana gönder onları ya Rab. Onların ben hesabını göreyim. Vallahi böyle ayet, billahi böyle. Bak tüylerim ürperiyor. Tam 3 ay bu ayetin etkisinden kurtulamadım. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ O gün cehenneme deriz. هَلِمْ تَلَأْتِ Doldun mu? Yerin var mı? Cehennem! وَتَقُولُ Der ki هَلْ مِنْ مَزِيدٍ Ya Rabbi yok mu şu Gazze'de çocukları katledenlerden? Yok mu orada milyonlarca insanı aç bırakanlardan? Yok mu onlara bize ne diyenlerden ya Rab? Gönder. Ben de onların hesabını görüvereyim. Allah'ımız cümlemizi cehennemden muhafaza eylesin. Yeter mi? Allah'ın laneti, meleklerinin laneti yetti mi? وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Bütün insanlığın laneti Allah'ın yasalarını takmayan, kabul etmeyen, hakkın üzerini örten, hakkın dışında başka şeyleri kabullenenlerin üzerine olsun. Vallahi böyle. خَالِد۪ينَ fiha Onlar o cehennemde ebedi kalacaklar. Süresiz kalacaklar demek. Halidin. La yuhaffefu asla hafifletilmeyecek. Anhumul azabu. Onların azapları böyle birazcık da olsa hafiflemeyecek. Ve lahum yunzarun. Kimse dönüp onlara bakmayacak da. Terk edilecekler azaba. İsrail'in gözü dönmüş vampiri ne diyordu? Azabımızı hissedecekler. Vay kafir oğlu kafir. Adam kendini ilah makamına koyuyor. Sahip olduğu zulüm mekanizmalarıyla bir avuç etrafı çevrilmiş. Eli kolu bağlanmış. Çocuğu öldürmeyi meziyet zanneden kafir oğlu kafir. Böylelerine lanet olmasın mı? Böylelerine insanlık lanet etmesin mi? Böylelerine meleklerin Allah'ın laneti olmasın mı? Ve ilahukum ilahu vahid. Kullarım, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Her türlü ihtiyacınızı karşılayan tek bir ilahınız var sizin. Size benden başka doğru yolu gösterecek ikinci bir ilahınız yok kullarım. La ilahe illa hu. O Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah demek Allah'tan başka doğru yolu gösterecek kimse yok demektir. Allah'tan başka huzurlu olmanın kurallarını gösterebilecek hiçbir baba yiğit yok demektir. Allah'tan başka daha güzel yasa yapabilecek hiç kimse yok demektir. Biz Allah'tan başka ilah yok deyip çekiveriyoruz. Bak Rabbimiz burada hangi özelliklerini öne çıkartıyor. Yukarıda kafirlere lanet etti.
Ama bu Allah'ın koyduğu ilkeleri kabul eden, Allah'ımızı Rab bilen, onun önünde secde eden, uluhiyetine teslim olan kimseler için dedi ki, Er-Rahman, Er-Rahim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah, Rahman olan Allah'tır. Fesubhanallah. Ne demek? Dünyada herkese dünyanın yasaları gereği istediğini veren. Kural var burada. Kim çalışırsa onun. Kim gayret ederse ona. Er-Rahim ancak ahirette sadece mümin kullarına rahmet edecek olan Allah. Rabbimiz cümlemizi rahmetiyle yarlıgasın. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Allah'ımız bütün ehli imana yardım etsin. Gecemiz günümüz hayırlı olsun. Bütün hastalarımızın şifası için, geçmişlerimizin ruhu için, Rabbimizin rızası için El Fatiha.